Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Lina. Lina hoş. Sabah çok erken kalkmayı hedeflemiştik. Öyle bir planımız vardı ama maalesef saati 9 yaptık. Ben kalkıp hazırlanana kadar biraz da geç kalktık, uyuyakalmışız. Olsun, önemli değil. Geç olsun, güç olmasın. Sağ salim gidelim. Gerisinin önemi yok. Geç de gitsek. Günaydın. Hadi kalk artık. Günaydın. Hadi kalk. Gece uyuyakaldı yanımızda. Yanımıza geldi uyurken. Giydi, burada uyudu bugün bizimle. Hadi kalk, gidiyoruz Minnoş'um. Hadi. Aniş. Hadi kalk. Günaydın. Hiç yerleşme Linacığım. Hiç yerleşme çünkü çok geç kaldık. Hadi saat 9 oldu. Hadi anneciğim kalk. Hadi canım benim. Hadi kalk annem. Hemen hazırlanıp çıkalım arkadaşlar. Biz hazırız da Lina'yı hazırlamamız lazım. Hadi anneciğim kalk. Aferin. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Valizlerimizi falan aldık. Yine epeyce yük edinmişiz. Anneciğim artık ne fark eder? Biz zaten kara gitmiyor muyuz? Ay gerçekten de ya. Çocuk o kadar kar bekledi. Yağmadı. Biz şimdi kara gidiyoruz. Nasıl yağıyor? Şuradan camdan göstereyim çıkmadan. Aa, bayağı yağıyor. Bizim arabamız da komple kapanmış. Lina, biz çıkmayalım, baba arabaya yerleştirsin anneciğim. Buradaki eşyalarımızı yerleştirene kadar biz burada bekleyelim anneciğim. Kara baksana ne güzel. Sen gittiğimiz yerde gör bir de Lina, bayılacaksın. İnşallah hava güzel olur tabii. Arkadaşlar yola çıkar çıkmaz hemen yine bir AVM'ye gelmek zorunda kaldık. Çünkü neden? Lina'ya polar almayı unutmuşuz. Neyse ki çok yakın zamanda uyandık, çok kısa zamanda. Hemen geçerken birer polar almamız gerekiyor. Şu renk nasıl anneciğim? Bence bana uygun renk. Pembe değil mi? Bence de. Bunu al annem. Bir tane de koyu renk alalım mı? Şu bordo nasıl? Bordo da güzel. Hadi bir tane de bordo olsun. Yarım fermuarlı var ama. Acelemiz var. Bir tane yarım fermuarlımız var. Ha, bir tane var mı? Tamam. Bunlar daha rahat oluyor çünkü ama neyse. Hadi acele çıkmamız lazım. Hadi koşun. Koş. Buraya kadar gelmişken artık arkadaşlar, kahvaltı etmeden çıktık zaten. Bir kahvaltılık bir şey bulabilirsek buradan alalım. Şurada tostçu var. Direkt tost yapalım. Tost varsa iyi olur değil mi Lina? Yer misin tost? Evet ama ay çok güzelmiş yollar. Evet, kahvaltımızı da yaptık erkenden. Evet yaptık arabada. Nereye gidersek gidelim. Artık bir yerde oturup yemek yiyemeyeceğimize göre aldığımız her şeyi arabada yiyerek idare edeceğiz arkadaşlar yolculuğumuzda. O değil de şuna üzülüyorum ben, yemek yemeyi geçtim. Ben böyle uzun yol giderken hep böyle bir yerde oturup çay içeyim, böyle rahat rahat yavaş yavaş gideyim çok seviyorum. Yolculuğu çok seviyorum aslında ama böyle dinlenerek gördüğüm her tesiste bir çay içerek, bir kahve içerek, bir şeyler atıştırarak yol gitmeyi seviyorum. Bugün maalesef öyle bir şey yaşayamayacağız. Neyse bu yolculuğumuz da böyle olur ama biraz da erken gitmiş oluruz, daha iyi olur aslında. Çünkü geç çıktık evden arkadaşlar. Normal şartlarda 2'de otelde olmamız gerekiyor. Ama biz 2 değil yani 5'i falan bulacak gibi çok geç çıktık. 5-5.5'ü bulursak iyi. Bulur. Bulursak iyi bile aynen. Arkadaşlar gene Rukiye ile sabah araba kavgamız vardı. Ben kullanacağım, sen kullanacaksın. Tabii her zamanki gibi Rukiye kaptı arabayı. Ben eşyaları yüklerken şu an o devam ediyor. Nereye kadar gider bilmiyorum. Dağ kadar. Dağ kadar olmaz, hayır. Eskişehir'den sonra alırım. Ben Bursa'ya girerim. Hayır. Dağ gelince sen zincirini takarsın, dağı sen çıkarsın. Orada da ben kızımın yanına geçerim. Eskişehir'den sonra da yollar kötü. Hiçbir şey olmaz. Ben dikkatli bir şekilde gidiyorum. Ya korkutuyorum, korkmuyordu arkadaşlar. Bir de ne yazmış sana arkadaşlar biliyor musun? Ne yazmış? Taner abi sen araba kullanmayı bilmiyor musun? Neden hep Rukiye abla kullanıyor arabayı? Araba kullanmayı tam tersi ben Taner'den öğrendim arkadaşlar. Arkadaşlar bırakmıyor ki. Neyse kullansın, ben de rahat rahat gidiyorum. Şoförüm oldu o benim. Ya ben arkada midem bulanıyor. Özel yanında şoförüm otursam benim. Tamam. Özel şoförüm diyor. Şoför dikkatli git. Yanında olsam sıkıntı değil, şurada oturabilsem. Ama şimdi Lina var ya. Lina'yı arkada yalnız bırakmamak için uzun yolda yalnız kalmasın diye yanına oturmak zorundayım. Uzun yolda da arkada oturmak gerçekten benim midemi bulandırıyor. Lina uyuyakaldı. Sanki kendin uyuyakalmadın Taner. Ben de uyudum. Arkadaşlar tam olarak 2 saat 6 dakikadır yoldayız. Yani tam 6 dakikayı çıkın, 2 saattir her ikisi de uyuyorlar. Yani tek başıma yolculuk ediyorum. O kadar güzel anlar kaçırdım ki hem araba kullanıp hem çekim yapamadım maalesef, size video çekemedim. Bir dakika gidiyorum, tam tipi kış, kıyamet, kar yağıyor. Her
yer kar dolu. Bir dakika sonra inanılmaz bir güneş, yerde bir damla kar yok. Çok acayip hava koşullarıyla karşılaştım. İlk defa böyle bir yolculuk yaptım ve çok keyifliydi ya. Size de göstermeyi çok isterdim. Ama uyudukları için kıyıp da uyandıramadım. Aa, kar başladı. Evet kızım, biraz az önce güneşliydi. Tam yolu kestiğimiz yerde çok güneşli, süper bir hava vardı. Şimdi tipi çıktı. Daha 2-2,5 saate yakın yolumuz var. Bu ne ki Lina'cığım? Şimdi gittiğimiz yeri görsen bir de. Her yer bembeyaz. Her yer bembeyaz zaten. Sen hiç hayatında o kadar çok kar görmemiş olacaksın. Biz bir gittiğimizde arabalar kadar yağmıştı kızım. Evet. Komple arabalar boyunca kar yağdı bir haftaya. O bildiğiniz tipiydi canım. Hiç öyle bir kar görmedim hayatımda. Yani tipi de nasıl bir tipi? Hiç durmadan 24 saat yağar mı bir hafta boyunca? Dönüşümüz bile çok kötüydü. Çoğu kişi dönemedi bile. Evet, o çok arabası kar yağdı. Arabası iyi olmayanlar dönememişti mesela. Cesaret edip yola bile çıkamamışlardı. Otelde kalmışlardı. Biz de çok zor şartlar altında dönmüştük. Çok iyi hatırlıyorum. Otobüs zaten kaymıştı. Zaten en son gördüğümüz kar da oydu ya Taner. Evet. Bir 10 yıldır falan biz kar görmüyoruz ki hiç Ankara'da. Eskiden nasıl yağardı benim çocukluğumda lapa lapa. Kış başladığı anda bir girerdi, aylarca o kar yerden hiç kalkmazdı. Şimdi senede ya bir kere ya iki kere görüyoruz. O da avcumuza bir kar topu alıp da atacak kadar bile değil yani. Hiç bu kadar görmedik mesela yıllardır Ankara'da. Bak şu kadarını bile görmedik. Evet. Şimdi yoğunlaştı bayağı. Bayağı yoğunlaştı. Camlarım da evet. Buhar oldu. Hele Lina sen hiç görmedin anneciğim. Yoğun bir kar. İlk kez göreceksin. Doğru. Bu haftanın tadını çıkar. Bol bol oyna. Bak bu sefer bayağı karlı gitti. Bu kadar karı görüyorduk. Arkasından bir kesiliyor arkadaşlar. Günlük güneşlik yerlerde hiç kar olmayan yerlere girdik. İlk kez böyle bir yolculuk yapıyorum ben ya. Çok ilginçti. İnacığım. Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Yalnız ben köpüğümü unuttum. En kötü şey. Yandık arkadaşlar. Gerçekten Lina doğduğundan beri ilk defa köpüksüz bir gün bile değil bir hafta geçirecek. Neyse büyüdün artık Lina'cığım, alışacaksın. Köpüğe ihtiyacın yok senin. Cicibello'n var yanında. Cicibello'n var. Cicibello'yla idare edersin. İyi ki almışsın Cicibello'nu da. Arkadaşlar dağ yolundayız şimdi. Yaklaşık en fazla bir yarım saatlik yolumuz kaldı. Ondan sonrasında otelimizde olacağız. Dün arabalar dizilmiş. Bizim neyimiz eksikmiş? Biz de dedim bir bekleyelim bakalım bunlar neye bakıyor bana diye. Sonra indim baktım ki çok harika bir doğa manzarası var. Bakar mısınız? Evet, Bursa'yı görebiliyorsunuz buradan. Yalnız çok acıktık. Hala böyle yemek yiyebileceğimiz bir yer bulamadık. Biz pandemiden dolayı çoğu yer kapalı. Aynen, sabahtan beri sadece tostla duruyoruz. Hiçbir şey yemedik yani. Hala arıyoruz. Umarım şu yarım saatin biraz içinde biraz da yol telaşı. Yoksa otele gidersek akşama kadar beklemek durumundayız. Tamam, şimdi geçelim. Evet, gidelim. Ama şurada ben bir Instagram için bir fotoğraf çekineyim arkadaşlar. Devam edelim. Instagramcılar. Ama ilerlerde daha güzel yerler olabilir. Dori'nin maması kalmış arkadaşlar arabada. Aç bir köpek bulduk, yazık ya. Lina'nın elinde bakın Dori'nin maması var. Acaba yer mi bilmiyoruz. Kedi mamasını köpekler yiyor mu? Yer. Herhalde yer. O arar bulur yer onu. Gel, aferin gel. Tamam. Geliyor. Geliyor bak, Lina geliyor, gel. Gerçekten geliyor. Bak yiyebilecek mi acaba, bir bakalım. Hadi bakalım. Arıyor, bulacak onu. Bak bulacak, bak aldı kokuyu, geldi, gördün mü? Ay yiyor. Harika. Bir köpeği doyurduk. Güzel. Az da olsa yeter onu. Az da olsa yeter, evet. Soğukta nereden bulsun? Artık yola devam arkadaşlar. Yarım saatlik bir yol kaldı. Taner, ister misin kullanmak bundan evet, sonrasını? Evet, bundan sonrasını ben hadi kullanayım. Hadi artık, şimdi zincir mincir takılacak arabaya. Şurada bir ekmek arası bir şeyler atıştıracak bir yer bulduk. Lina yine kendine kedi bulmuş. Bak dışarıda var. Merak etme, burada da var. Üzülme gidiyor diye bak. Dorin'den başka tek gördüğüm kedi o. Ay, diyor Dorin, canım benim ya. Ağlayıp duruyor Dorin diye sabahtan beri. Arkadaşlar biz size göstermedik o kısımlarını ama arabada nasıl ağlıyor. Dorin'i çok özledim, çok özledim diye. Kızım birkaç gün kalacağız sadece ya. Evet, burada da içeriye girmek yasakmış. O yüzden dışarıda ekmek arası yeriz ama hava yumuşak, güzel bir hava yani. Çok soğuk değil. Yemeğini kedileriyle paylaşıyor. Aferin kızıma ya. Aferin anneciğim. Ama sen de ye, tamam mı? Hiç dayanamıyorum sokak kedilerine.
Çok üzülüyorsun kaç kedisi görünce arkadaşlar. Evet, ya şu manzarayı bir gösterebilir misin? Evet arkadaşlar, çok güzel bir manzara. Biz gerçekten çok özlemişiz karı ya. Hiç kar görmüyoruz. Şu güzelliğe bak. Doğa görmüyoruz ki açıkçası. Doğa görmüyoruz, aynen öyle. Bütün yeşil alanlarımız giderek betona çevrildiği için hiç yeşillik kalmadı yani Ankara'da. Buralarda yaşayanlar gerçekten çok şanslılar ama. Buranın yazı da eminim çok güzeldi. Yazı da iyi, denizi de var. Yazın ben hiç gelmediğim için buranın görüntüsü nasıl? Mudanya tarafında deniz var. Yemyeşil ormandır, çok güzeldir ama kışın daha güzeldir ya burası. Baksana, bembeyaz. Uludağ boşuna demiyorlar. Yani. Evet. Merhaba Elif. Biz Lina ile tanıştık bugün. Evet. Biz Bursalıyız. Siz İstanbul'dan geldiniz sanırım. Biz Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldiniz. Daha uzaktan gelmişler. Yeni, çok güzel. Böyle bir şey olamaz. Evet ya. Çok merhaba. Gerçekten böyle bir şey. Evet. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Evet. Çünkü ben... Elif diyor ki ben bu kızını bir yerden tanıyorum baba diyor. Diyorum ki akraba mı acaba? Hiç bakmadım, dur bir bakayım dedim. Bu Lina diyor hoş ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz de tatile geldik buraya bir haftalığına. Aman be yavrum biz. Bakalım gidince kimlerle tanışacağız? Lina'nın annesi. İlk tanıştığımız Elif oldu arkadaşlar. Evet, Elif oldu ya. Evet. Elif artık senin de videonu izleyeceğiz şeyde YouTube'da. Evet, evet. Ama izleyin mutlaka evet bizi de. Ya. Tabii evet ki. Bunu öyle koyacağız. Kesme, kesmeyeceğim evet söz. Arkadaşlara bir selam yolla o zaman. Sizin evet babası mı Lina'nın? Evet. Evet, Taner. Elif ne yapacağız Elif şimdi? Elif sen de öyle diyebilirsin. Ben Lina'yı takip ediyorum. Siz de edin arkadaşlar. Bakın tanıştım da. Evet. İlk tanıştığımız evet arkadaş sen oldun. Ah, İlk takipçimiz sen oldun. Ben de dedim bir yerden tanıyorum bunu ama diyorum. Onlar mı? Öyle diyorum. Bizmişiz değil mi? Bir gördüm seni yine tanıttım. Dedim onlarmış. Benim ismimi biliyor musun? Ne benim ismim? Yuki'ye. Ay aferin. Yuki'ye. Hayır Lina. Evet. Yatağa giriyoruz Lina. Videoların altına yorum yazacağım. Diyorum ki sizde slime görüyor. Bütün hafta slime oynuyoruz. Paraşüt yapalım baba, paraşüt yapalım. İnanılmaz dertler içindeyiz biz ya. Biz aynı şeyi söylüyoruz. Ne kadar güzel sizlerle. Her gittiğimiz yerde karşılaşıyoruz arkadaşlar. Biz de çok mutlu oluyoruz gerçekten. Sürekli bizden buluşma, buluşma, buluşma istiyoruz diye yorumlara yazıyorsunuz. Maalesef pandemiden dolayı topluca buluşma yapamıyoruz ama gittiğimiz, gezdiğimiz her yerde sizinle karşılaşmak gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Ya ben şimdi Lina'nın annesini babasını çekip evdekiler çok olacak şimdi. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Ağaçların güzelliğine bak. Çok güzel gerçekten. Ben size şöyle göstereyim. Gidiş yolumuz bayağı karlı ama yollar açık. Hiç zincir bile takmaya gerek kalmadı. Ama her yer karla kaplı. Çok güzel. İyi ki gelmişiz. Çünkü kedileri beslediğim için daha mutlu oldum. Anne çok mutlu oldum. Hayvanları görünce ben mutlu oluyorum. Evet sen çok seviyorsun hayvanları. Aferin sana. Çünkü Dori'nin yerine geçiyor. O da, onlar da bir hayvan. Tabii anneciğim. Evet geldik arkadaşlar. Otelimiz sol taraf. Sol taraf ama daha tam olarak göremiyoruz şimdi. Çatılardan buzlar sarkmış. Girişimizi yaptıralım o arada vale falan alsın. Geldik evet arkadaşlar. Geldik. Hadi heyecanlıyız. Bir an önce inmek istiyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Şimdi odamıza çıkacağız, yerleşeceğiz. Belki bundan sonraki videomuz yapabilirsek eğer bugün. Gerçi çok yorulduk ama yine yapabilirsek, fırsatını bulabilirsem size oda turu, otel turu, bugünkü ilk günümüzün videosunu ya da vlogunu falan da oluşturup yarın videomuza koyabilirim arkadaşlar. Eşyalarımızla aynı anda geldik. Lina çok heyecanlısın. Ay diye çok seviniyor Lina. İyi tatiller Lina'cığım. Evet. Bizim de tek istediğimiz oydu, manzarası güzel olsun diye. Çok güzel manzarası var odanızın. Çok teşekkür ederiz. Efendim baba? Yanında işte bizim odamız. Hepimizin odası burası canım. Burası otel odası. Diğer odalar kalmamış. Full dolu burası otel. Gel manzaramıza bir bakalım bakalım. Lina'cığım bak pistler görünüyor buradan, harika. Çok güzel. Sanırım orada kayacağız biz. Karşıda görünen yerde. Bizim pistleri neresiydi abi üstad? Burayı kullanabiliyor muyuz? Çok kullanıyoruz. Ortak evet kat. Hepsini kullanabiliyorsunuz. Harika. Nereye? Ortak kat. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Buraya da yakın bir yol geçiyoruz sadece. Evet arkadaşlar, bugünkü yolculuk vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatil videoları sizinle burada bol bol paylaşmaya çalışacağım. Hava koşulları el verirse videolarımızı takipte kalın arkadaşlar. Bay bay.